Eşyalarımız bu kadar. Küçük bir valiz, küçük spor çantası, bilgisayar. Bilgisayar çantası. Aslında çok bir şey değil yani. Bu kadar olması da yani kış olduğu için. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Asena. Bugün Sapanca'ya gidiyoruz. Şu anda saat 10. Odaya giriş 2'de. Oraya vardığımızda da kahvaltı yapacağız bir yerde. Hatta biz daha önceden sürekli gittiğimiz bir yer vardı kahvaltı için, Maya diye. Orası da o kadar güzel ki. Orayı gösteririm vardığımızda da. Ama şu an Sapanca'daki yani odamıza, o konsepte bayılacaksınız. Ben de fotoğrafta gördüm. Oda kubbe gibi, her yeri cam. Kendine özel sıcak havuzu var. Gece bile girebiliyorsun. Oraya vardığımızda zaten ayrıntılı her şeyi paylaşıyor olacağım. Şimdi de bir Starbucks'ta dururuz herhalde. Kahve falan alırız. Tekrardan yola devam ederiz. Ben de böyle ara ara açarım. Starbucks'a geldik. Ben kendime bir şey yapıyorum. Kahvelerimizi aldık. 1,5 saat yolumuz var. Bu gideceğimiz, kalacağımız yer. Ben aslında buraya gideceğimizi bilmiyordum. Şu an benim haberim yokken rezervasyon yaptırmış ve o işletme bana mesaj attı. Bunu Batuhan bilerek hani eşime de mesaj olarak atar mısınız demiş. Benim de o şekilde haberim oldu oraya gideceğimizden. Sonra işte araştırdığımda gerçekten çok beğendim. Bu sene tatili nerede yapmak istiyorsun? Antalya mı? Ben Antalya seviyorum. Bodrum'u sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Ben Bodrum'un denizini sevmiyorum. Ben küçüklüğümden beri belki de Antalya'ya alıştığım için ama ben Antalya'yı seviyorum. Ya da işte ya Antalya'da bir otel olur ya da Fethiye'dir, Marmaris'tir, o tarz butik butik otellerde. Aslında ben de öyle çok sevmiyorum ama hani bazı butik oteller o kadar şık ki daha keyifli oluyor aslında bir gün orada bir gün orada. 46 bin sezonunda olan otele 20 bin lira verip gittik. Aynen. Şu anda tatil planlaması yapmaya çalışıyoruz. Bir de Santorini. O Santorini'ye gideceksek vize alma mevzuları olacak. Çünkü insanlar şimdiden başlayacak. Bari Hindistan cevizini dondurmuşlar, koymuşlar gibi. Yakın. Roche'nin şu dudak nemlendiricisi çok güzel. Diyor. Yani diğer başka bir... Hindistan cevizi. Aa, bu yolu hatırladım. Bas gaza aşkım, bas gaza. Kim tutar seni? 15 dakika yolumuz var. Oraya kadar ben mi kullanacağım? Evet, sen kullan. Yok canım, bir yerde dururum, veririm. Niye? Niye 15 dakika kullanamaz mısın? Tam orta şeritten gidiyorum. Bazen... Süratin kaç? Kaç? 120. Ne bileyim ben aşkım, oturan sensin orada. 120. Evet. 130. Tamam kız, yavaş. Tamam ama ne yapayım, çok mesafe var. Tamam olsun. Sabit hızda gitmek benzini daha verimli tüketmeyiz. Evet. Ellerini bırakıyor muydun? Hayır. Hızı severim ama kontrolü bırakmam. Ay yavrum. İleriden sağa gireceksin. Devam. Korkusuz benim sevgilim. Bak bakın, böyle bir yer. Kocaman, buralarda düğün yapılıyor işte. Organizasyonlar yapılıyor. Şey, şu köşede oturuyorduk. Bazen içeride oturuyorduk. Çok güzel ya burası. İçeride cam kısımlar var. Buralar hep doluyormuş ama rezervasyon almıyorlar maalesef. Bir de şurada içeride yerler var. Bir de dış alan var işte şuralarda. Aşağıya kadar indik. Sıramızı beklerken dedik buraya gelelim fotoğraf çekelim. Bak şuraya oturacağız. Bak kalkıyorlar. Şimdi şu cam kenarlar için sıra alınıyormuş. Evet evet. Buralarda oturmak istemedik. Burası için sıra bekleyeceğiz. Da bayağı zaman harcadık çünkü sıra bekledik. Hani iyi yerde
tam cam kenarına kahvaltı yapalım diye. Saat 2'deydi o da girişimiz. 2'ye çeyrek var. O yüzden şimdi yola çıkacağız tekrar. Zaten 6-7 dakikaydı burada. Ha, buraya gelip arkadaşlarla villa falan da kiralanabilir. Kubbelerimiz orada. Evet, acaba hangisi? Sapanca Loft. Geldiğimiz yer. Sağdan şöyle devam ederseniz. Dediğin yol burası mı? Evet. Böyle yoldan giriliyor ve bizim yerimiz. Buyurun. Aa, çok büyük geldi. Duruyor mu? Havuza girdiğimizde bunun üstüne bir şey içecek koyabilir miyiz? Batıyor mu diye denedi Batuhan ama batıyor değil mi? Hayır, duruyor. Su girdi sanki. Ay gece inşallah rüzgar biraz diner de gireriz. Sıcak havuz çünkü. Odanın dış alanından başlıyorum. Tam şu kapıdan giriyorsunuz. Böyle bir yolu var. Girdiğinizde hemen şu sol tarafta aynı konsept başka bir oda var. Şurada başka bir oda var. Bizim odamız da burada. Loft 5 var. Loft 5. Sonuncu bir de orası. Sanırım bir şurada var. Giriş bir de şurada. 3, yani, 4, 5 yazıyordu. 5 tane var yani o zaman. Daha giriyoruz. Şöyle bir yer karşılıyor bizi. Sabah kahvaltımızı direkt buraya bırakıyorlarmış. Ondan sonra şöyle bir sıcak havuz var. İstediğin saat girebiliyor. Şöyle bir dış alanı var. Dış görünümü odanın bu şekilde. Her yer açık. Böyle girdiğimizde bu sağında küçük bir giyinme odası var. Biz de eşyalarımızı şu an buraya bıraktık. Yatak direkt bu şekilde. Şu konsept çok güzel. Tam böyle manzaraya karşı film izlemelik. Şurada perdeler var. Perdelerle komple zaten kapatabiliyorsunuz burayı. Çünkü dış alanda perdeyle direkt girebildiği için çalışanlar kahvaltı falan da bırakıyorlar. Yani uyumadan önce tabii ki perdelerle buranın kapanması gerekiyor. Ondan sonra böyle burada bir boya aynası var. Şurası çok güzel. Tam böyle şuraya bir yere çekilip fotoğraf çekilmelik çok güzel. Sevdiğim pampaslar var. Şöminemizi açtık. Batuhan az önce bunu havuza koydu işte duruyor mu diye. Buna da içeceklerimizi koyarız. Havuza öyle gireriz. Ondan sonra burada mini bir işte şey var. Dolabı. Şurada wifi vesaire var. Şifresi. Burada akşam yemeği yok. Siz kendiniz dışarıdan sipariş ediyorsunuz. Bir de buranın yine odaya dahil barbeküsü var. Size gelip özel yapıyorlar, açıyorlar, kuruyorlar. İşte kömürünü vesaire, çatal bıçağı vesaire her şeyi hazırlıyorlar. Sadece yemeği, içmeyi siz alıyorsunuz. Burada pişmiş ve pişmemiş et, tavuk vesaire siparişini verebiliyormuşuz. Yani istersek pişmemiş sipariş verip dışarıda barbekü yapabiliriz. Büyük ihtimalle de yapacağız. O çok iyi. Burada da lavabo banyosu var. Çok şeker. Kurutma makinesi, havlular vesaire. Şöyle bir banyo. Yine rüzgardan yapraklar düştüğü için onları yine temizlemeye geldi abi. Havuza akşam gireceğiz. Ama belki karanlık olmadan da gireriz. Ya da yarın sabah odadan ayrılmadan da gündüz girmiş oluruz. Batu şimdi markete gitti. Atıştırmalık bir şeyler alacak. Bir de akşam barbekü içinde tavuk köfte falan alacakmış. Saat gerçi kaç? Saat şu an 2:30. Daha akşam falan yaparız barbekü. Öyle şu anda Batu'yu bekliyorum. Oo bayağı su almışsın aşkım. Bayağı su almışsın. Ama evet içerim ya. Çok güzel. Yemeği kapatsaydın. Ay çok güzel hamam gibi olmuş, hayır. Kapatmayalım mı? Hayır. Bakacağım ne aldın? Bakayım ne aldın?
Sevdiğimi almışsın. Ya. Sen ne olur. Barbecue için. Tabii ki köpekli kahvemiz. En güzel biri. Dolaba koyalım. Şunları da koyalım değil mi? Çikolataları da koyalım mı erimesin? Ya o da bayağı sıcak olunca. Şeyleri. Burası. Burası bu kadar mı yanıyor yani? Şika bu kadar. Aslında girsek mi havuza? Saçımı ıslatma. Ha, Batuhan da buraya asmış, ben de asayım. Yalnız şu Batuhan'ın eşyaları. Şu valiz komple benim. Sadece benim. Ya iş, yani böyle bizim o havuzumuz kadar yanmazsın ama üşümüyorsun. İyi var. Çok iyi. Evet. İki kulaç açsam varırım. Değil mi, bak üşümüyorsun. Evet, biz şimdi havuzdan çıktık, giyindik, ettik. Saçımı falan da kuruttum biraz fön makinesiyle. Çünkü havuzdayken yağmur çiseliyordu, ıslanmıştı. Şimdi Batuhan barbekü yapacak. Onun getirmesini bekliyoruz. Aa, müzik çok iyi. Şunu da kapatalım, ıslanmasın. Kapatman için aşağıdan sökmen lazım. Bebeğim. Bir şey gelmiyor diyorsunuz. Rahatsız ediyorum. Gel otur şuraya Allah aşkına. Bir şey olduğu yok zaten, gel. Tamam. Barbekü ne zaman geliyormuş? Sen dedin mi? Barbekü gibi hayal etme. Bir tane zorunun mangal kurmuş yani. Tamam, ne zaman gelecekmiş? İnşallah gelir. Acıktık ya. Hazır mı söyleseydik? Söylese miyiz? Doymazsak. Aldık artık tavuk da, doymazsak bir de hazır söyleriz. Nerede buluyorsunuz? Sen nereden çıktın? Gerçekten her yerde buluyor beni. Sen buranın kedisi misin? Islanmasın ya. Ay kıyamam. Saklan saklan, burayı saklan. Değil tamam mi? Tamam. Gel bana gel. Birileri gelince sorayım, onlara mama veriyor mu? Bak koku bizden gelmiyor. Bak tutar. Git buraya buraya. Koku bizden gelmiyor bebeğim. Bizde yok mama. Tabakları falan getirdiler. Evet şimdi aşkım. Ay eline dikkat et ama. Bunu yapmaya başladı. Hadi bakalım aşkım. Bu arada salata veriyorlar. Ama bunu vermiyorlar. Et tavuğunuzu kendiniz alıyorsunuz. Dışarıdan sipariş vereceğiniz şeyler var odada. Ama Batuhan marketten aldı. Biberlerini de sen kendine göre koy tatlım. Erken olur mu biber için? Yok. Buraya kadar gelmişti. Şunu da kedi geldiğinde... Bak aynı benim şu yaptığım gibi böyle küçük küçük parçalar kes.
kemiğini bile bulamadım. Kemiği de mi yedi acaba? Beçtevi. Ne pişiriyorsun ustacığım? Tavuk kabak. Abi insan eline her şey yakışır mı? Pişer değil mi? Olmaz bile. İki tane bizim kemiğiyle yutmuş. Kemik yok ortada. Şey, kediye biz iki tane verdik. Hani birazcık pişmişti bitti de kemik de yok orada. Kemiği de mi yedi, ne yaptı? Normalde evet kemikle verilmez kediler ama yani bölemedim. Ne yapayım öyle verdim. Bu kadar ciyaklık ki. Sabırsız verdim öyle. Aşkım salatan sosu var mı acaba? Var. Bunu ya koymuştum. Gel pıs 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 pıs. Gel kedicik gel. Tamam gel. Kuru olan bir yere koyacağım, bekle bir tane. Tamam. Saldırma. Tırmık attın bana çünkü. Bu arada hani barbekü dedikleri şey bu şekildeymiş. Biz kapalı falan zannediyorduk. Kedici 3 tane verdik. Ama ne yapalım, bizde de yani bu kadar var. Ama aşkım şey köfte de söylemiş yetmez diye. Şu an havuz çok daha güzel görünüyor. Şu anda havuzun buharını şöyle görebiliyor musunuz? Yağmurlu havada mangal yapmak. Gülme bebeğim. Bu salata çok güzel pişirmiş. Sağ kulağım başka duyuyor sol kulağım. Ben bebek misli yapacağım. Gel. Ben bunu verme. Onların getirdiği bir verme. Onların getirdiği. Yetmiyor. Küçükken kimsenin bir hayvan beslememesi ya da ailesinin hayvan sevgisi aşılamaması. Bunlar da can. Dillense kim bilir neler diyecek. Buradaki tavuğu yemiş mi sen? Ayşe o kedi bence buradaki her şeyi yiyebilir. Demiş mi? Bitmiş. Teşekkür ederim bana kahve yapma izni verdiğiniz için. Ya bunun için işte ya. Bir günlüğüne güzel yani ama iki gün bence sıkar. Ne almışsın? Sütlü sütlü. Şimdi kahvelerimizi alıp dışarı çıkacağız. Yemeğimizi yedik. Sonra toparladılar burayı zaten. Temizlediler tekrar. Şimdi önce bir kahve keyfi yapacağız. Ondan sonra ben elbise getirmiştim. Fotoğraf çekmek için elbise falan giyeceğim. Ondan sonra fotoğraf çekeceğiz. Ondan sonra tekrardan havuza gireceğiz. Öyle. Sonra uyumadan önce de Netflix falan izleriz. Yani bu atmosferde film izlemek tabii ki çok güzel olur. Yüzü de çok güzel yere yerleştirmiş. Evet bak çok güzel yani. Yani burada beğendiğim ayrıntılardan birisi o. Televizyon daha büyük olabilirmiş tabii yani de. Acaba bu aşağı iniyor mu televizyon? Sabit sanırım. Sabit. Ha sabitmiş bak. Ama güzel yani. Evet. Güzel yapmış. Ve Netflix'i düşünmeleri de güzel bir düşünce. Ay ışığım kalmış orada. Ay. Kekleri getirdim. Getir. Oo güzel görünüyor yalnız. Meşhur değildi ya da benim için en azından. Güzelmiş ama. İdare eder. Beğendim. Tabii hangi bir kahve bilmeyen birisi gayet beğenebilir. Ristretto Bianco ile kıyaslarsan. Daha güzel. Kedinin uykusu geldi. Yükle. Bugün Loft 4'ten yarın Loft 5'te takılırım demiştir. Al işte bak.
Ona söylemişti, bu da ahbabı geldi. Başkası mı var? Bak hepsini o yedi ama. Bence sen... Aha geldi o da bu. Yeri neden gelmedi yoksa başkasında takıldığı olduğu için olabilir. Şu rüzgara bakın. Evet, az önce çıktı bu arada. Evet, bu kadar yoktu. Ama tabii ki havuza girmeden olmaz, gireceğiz. Birazdan gireriz. Oha, çok güzel. Değil mi? Şuradan da tam böyle sıcak sıcak üfürüyor. Şu an Batu havuza girdi. Çikolataları, şeyleri de oraya götürdü kenara. Bu ne? Düşmez değil mi bunlar? Tekrar odamıza geldik. Tekrardan rüzgar başlamadan odaya girelim. Çünkü o rüzgarla havuzdan çıktıktan sonra odaya, yani hemen şurası ama o kadar çok üşüyor ki insan. O yüzden hani dedik çıkalım, en azından girmiş olduk yani, biraz yüzdük. Saat 9. Evet, geçmiyor. Aşkım film bakalım. Biz Sapanca Loft şeyimizi mi seçmemiz lazım? Onu Neye bastın kız? Şuraya. Oha, orası mıymış ya, tamam. Ama 4 yok. 400 biz, yukarıdaydı 4. Şimdi başkasının kimi gir mi? Ama buna dikkat. Arkaya uzanmaya gerek yok. Ayaklarını böyle çarpacak ya, burada böyle oturalım işte. Tamam. Başlamış mıydı ki? Niye başlattın? Evet, başlamadı. Şimdi 1899 dizisine başlıyoruz. But then side by side. Şimdi bunun 1899'un ikinci bölümüne geçtik. Bu sefer üzüm yıkadık. Dizinin her bölümü birbirinden daha değişik. Hepinize günaydın. Saat şu an 9'u çeyrek geçiyor. Saat 9'da buraya bırakıyorlarmış kahvaltı, aynen bu şekilde. Bak. Nasıl bir şey ya?
Aç onu çekmeceyi. Çek çekmeceyi. Şaka kız şaka. Nasıl? İyi. Şunlarda ne var acaba? Çay bardaklarımız da varmış. Poğaça ve ekmek. Kahvaltıcıları şimdi anlıyorum. Tek tek koymak zormuş. Bunu açamadık diye çağırmamız peki. Sevdiğin pişi var. Hayret. Aa, iyi bari. Sevdiğim şeyler var. Kahvaltısı tamam, güzel. Ay ama çikolata eksik zaten. Olsun. Aha. Onda da patates kızartması mı? Evet. Ha. Gerçekten güzel kahvaltı yapmışlar. Kaldım. Zıplayacaktı diye. Oha yuttu. Yuttu. Çiğneseydi. Zaten sen de. Tamam bekle. Bekle. Tamam kedi git dur. Al. Emin. Seni sevemiyorum şu an kahvaltı yaptığım için. Geleceğim. Tırmık attı dünkü kedi de bana. Gel. Evet. Kediler nedense yumurta seviyor. Benim kedilerim yumurta asla yedirmezdi. Hayır, boşa gitmesin. Gel bunu da soyayım sana. Yumurta yer misin daha? Köpekler daha kötü evin içinde aşkım. Yemek konusunda. Öyle değil mi? Kedilere baksana. Sessiz sessiz. Ve kediler mesela her yemeğe gelmez. Mesela biz de yemek yerken evde her yemeğe gelmez. Özellikle kendi ıslak mamasına alıştı mı? Kurumamız ıslak mamasına. Biz yemek yedik mi hiç gelmez ama köpekler her türlü yemeğe gelir. Dondurmaya onun yanına bile gelir. Yani. Çay koyayım mı? Hı. Evet, şimdi kahvaltımızı da yaptık. Ben de bütün eşyaları böyle toparladım kapıya. Böyle az bir şey makyaj yaparım diye şöyle çıkarttım. Ondan sonra da zaten bir bakayım saat kaç. Ben de öyle şimdi hafif makyaj yapacağım çünkü belki fotoğraf falan çekerim gitmeden. Şu dış alanda bir yer vardı, o yolda çekilmek istiyordum. Çekinmemiştim. Orada da çekinmek için böyle hafif bir makyaj yapacağım. Ondan sonra ben de Batuhan'ın yanına giderim. Aslında nemlendirici falan sürse miydim? Bu arada bunu yeni keşfettim. Bu Yves Rocher'in yüz nemlendirici kremi. Özellikle Yves Rocher'in bu kremi ama. O kadar güzel ki bu zamana kadar kullandığım en iyi nemlendirici olabilir. Böyle hem nemlendirdiği gibi hem de yüzde böyle şey. Yani o kadar değişik bir yapısı oluyor ki sanki yüzüm böyle sertleşiyor, sıkılaşıyor böyle. O kadar güzel bir hissiyat oluyor ki sürdükten sonra. Ve çok güzel kokuyor. Biraz nemlendirici süreceğim. Zaten çok bir makyaj da yapmayacağım ya. Yolda falan. O kadar gerek. Ben genelde makyajı fotoğraf falan video hani çekeceğim zamanlar çok yapıyorum. Gerçi video mühim değil de şey fotoğraf falan çekeceğimde yapıyorum. Şimdi de belki şu dış alanda çekerim biraz diye öyle biraz yapayım dedim. Zaten fondöten falan kullanmıyorum ya da kapatıcı. Direkt böyle nemlendirici sürdükten sonra
sadece tek yaptığım üzerine pudra geçmek. Pudra zaten bir kapatıcılığı yok o kadar ama hani o yüzdeki nemliliği şey görüntüsünü alıyor. Krem nemlendirici sürüldüğü için o yağlıymış gibi görüntüsünü alıyor. Şu an buranın ışığı çok güzel. Parmakla göz farı sürmek aslında en iyi yayma yöntemi. Harika. Kontür açısından. Bronzer, kontür. Bronzer fırçası getirmemişim. Şunu da sürebilir miyim? Sürerim. Bu en sevdiğim bronzer paleti. Bu da Eroshen'in aydınlatıcı pudrası ikili. Çok güzel. Çok güzel şey aydınlatıyor. Ben böyle ikisini karıştırıyorum. Ama önce dur şey sürelim ya. Allık. Yine Flormar. Çoğu ürün Flormar benim. Nedense. Bitti mi toplantı? Yok. Her şeyi topladım. Ne sandın? Allık bol bol sürüyorum. Önceden allık hiç sürmezdim. Bundan bir iki yıl önce filan. 2 yıldır sürmeye başladım allık. Allık da hiç sürmezdim. Ondan sonra maskara, rimel filan. Onu da hayatımda hiç kullanmayı sevmezdim. Onu da bir 3 yıl önce filan kullanmaya başladım. Ama çok nadir hani. Böyle son 1 yıldır, 1-2 yıldır daha da fazla kullanıyorum. Önceden onu da hiç kullanmazdım. Ama yıllardır tek kullandığım, vazgeçmediğim yaptığım eyeliner. Eyeliner'ı da önceden hep şey, normal eyeliner şeyiyle çekerdim. Şimdi farla çekiyorum. Farla daha doğal oluyor. Highlighter. Bu arada şu maskara aslında günlük bir maskara değil. Ben normalde maskara dediğim gibi maskara rimel önceden de hiç kullanmıyordum. Kullanmaya başladığımda da hani böyle daha az yoğunluk veren Flormar'ınkini kullanıyordum. Hatta onu getirdim mi? Getirmemişim. Unutmuşum onu bak. Daha sonrasında bunu indirimdeyken almışım L'Oréal Paris'in şu maskarası. Ama o kadar fazla hacim veriyor ki ve o kadar çok uzatıyor ki kirpikleri. Hani aslında günlük bir kullanım değil ama böyle günlük makyajlarda da maskarayı böyle yoğun sevenler için bu güzel. Şöyle ince bir fırçası var. O yüzden ben şey yapıyorum böyle 2 tane yapıyorum yetiyor. Şu anda bile mesela fazla oluyor. Başarılı olunca Ahmet abi de tabii yapıştırdı hemen. Hemen bir şey yapalım. Jabayı. Makyajım bitti. Şimdi saçımı şu yağdan süreceğim. Bu arada yine bu Eroshen'in saç ve vücut yağı. Yani hem saça sürebiliyorsunuz hem de vücuda sürebiliyorsunuz. Işıltı veriyor, parlaklık veriyor, nemlendiriyor. Ama saç, yani ben vücuduma çok tabii harcamadım. Belki yaz ayı olsa hani buralarıma falan kullanırım. Her yerime değil tabii. Ama saç için çok güzel. Hem parlaklık veriyor hem de nemlendiriyor. İçinde simli bu arada böyle. Ama çok güzel kokuyor bir de. Ne yağı diyor? Monoi yağı. Işıltılı monoi yağı. Yves Rocher'in bu senenin en çok tutan ürünüymüş. Bitkisel içerik, Hindistan cevizi yağı, tiyare çiçeği, ama parfüm gibi kokuyor. Bu arada bu da mı? Yemek gibi değil de o bizim bir şey. Yani evet. Bizim katkısayabilecek bir şey sadece. Yani şununla devam edebiliriz ama. Aynı kokuyor. Aslında şimdilik olarak tutacak gibi bir şey.
Bu arada toplantıda var. Şu anda yılbaşı diye büyük ihtimal ya da yeni ürün çıkarttıkları için bir sebebini bilmiyorum ama şu anda bir kampanyası var. Set halinde böyle ürünleri birleştirmişler. O şekilde uygun bir şekilde satıyorlar ya da siz o seti kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Biz de o şekilde hani Yves Rocher'de, daha doğrusu Batuhan bana hediye almıştı yılbaşı hediyesi olarak ekstra. Öyle kendisi de seti oluşturmuş Batuhan. İşte bu yağ da o setin içindeydi. Bu yağ ve bu parfüm hediye, bu da hediyeydi, setin içindeydi. Bu yağla bu parfüm kokusu aynı. Çok güzel kokuyor. Yani hem saçınız, hem vücudunuz, hem de parfüm olarak hep aynı koku oluyor. Ama o kadar güzel kokuyor ki gerçekten sıkıldım hatta. Saçımı bunu sürelim. Şöyle bir yapısı var. Şu an toplantısı biteseye kadar ben dış alanda çekim yapacağım. Bizim kedimiz yine geldi. Sabah başka kedi geldi. O yedi kahvaltıyı. O yaptı. Sen yoktun. Ya seni yiyeceğim. Şimdi kedimiz geldi. Odadan çıkış yapıyoruz. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Çekmecede de bir şey yok değil mi? Yok. Tamam. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Arabaya bırakalım bunları. Var mı? Yok, hiçbir şey yok. Anahtar da bende. Olur. Ama yok yani. Daha ediyoruz. Sep gerçekten bir gün yetiyor yani. Dolu dolu. Yani geçirmiş oluyorsunuz. Çünkü ikinci bir gün kalsak yine aynı. Hani ben sıkılırdım ikinci güne. Bir günü yetti. Bir de biz her şeyi yaptık. Her şeyi yetiştirdik yani. Her yerin tadını çıkarttık. Havuza bile iki kere girdik. Hem gündüz hem akşam. Hava da çok güzel bugün ya. Pazartesi. Bugün pazartesi. Aynı zamanda Batuhan tabii işleri de aynı zamanda kontrol ediyor. O da sabahtan beri işte işiyle uğraşıyordu, ilgileniyordu. Şimdi işleri de bitti şu anda. Öğle arasına zaten girecekler. Onlar şimdi zaten 12'de çıkacaktık odadan da. Öyle şimdi yola çıktık artık. Ay, dün akşam 899 dizisine başladık. Dün 2 bölüm izledik. O kadar uykumuz geldi ki uykumuz gelmese daha da izleyecektik. Artık evde onun devamını izleriz. Çok beğendik ama. Merak ediyorum diğer bölümlerini. O da hakkında hani fikrimizi söyleyecek olursak, evet çok güzel. Konsept bir kere çok güzel. Duşakabinin hepsi kapanmıyor. Ortası açık böyle. O biraz tuhaf yani. Çünkü bütün yerler ıslandı. O terlikleri işte her odada, otellerde verilen o şey terlikler de ıslanmış oldu. Bu sefer kendi ayakkabımızla odada dolaşınca bu sefer de çamur oldu. Yani tuhaftı o şekilde. Biraz temizlik açısından çok temizdi ama o banyonun o şeyinden dolayı kirlenmiş oldu o da. Onun dışında havuz için gelirseniz kesinlikle havlu getirin. Havlusu getirin. Yeterli havlu yoktu. Ya sırf bu konsept için bir günlüğüne gelinir ama. Yemeklerini dışarıdan alsınlar. Abi. Yani yemeği mutlaka burada bak 4 dakika mesafede Migros var. Al buradan mangallık yap. Burayı çok pahalı. Yani gereksiz. İşletmenin akşam kendi bölümünde de mangalını yakıyor. İşte barbeküsünü pişiriyor. Odalara isteyenlere dağıtıyor, veriyor ücretli bir şekilde. Biz de işte tavuk yetersiz olunca köfte istedik. Köfte elimde yok. Size Adana vereyim dedi işte. Onu verdi ama o pahalıymış, gereksiz pahalıymış. Evet, Batuhan da dedi keşke ben marketten kendim daha fazla alsaydım, yapsaymıştım diye. Burası gerçekten pahalı satıyor işletmenin kendi verdiği yemek. Mangal keyfini yaşamak istiyorsanız direkt marketten kendiniz alın, yapın. Ya da direkt dışarıdan pişmiş bir şekilde sipariş verebiliyorsunuz odaya.
Onun dışında da havuzu falan güzeldi ve sıcaklığı güzeldi. Akşam gece bile girilebiliyor. Onun dışında o Netflix, o şeye karşı televizyon keyfi falan çok güzeldi. Ya bir günlüğüne değer, gerçekten güzel, keyifliydi yani. Ve ben bu videoyu artık kapatayım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.